Herkese merhabalar, lezzet sisteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan evde anne usulü domates salçası yapacağım. Domates salçamız için önce böyle etli, susuz olan domateslerden, şişe domatesinden aldım. Güzelce yıkadım bol suda. Sonra iri parçalar halinde doğruyorum. Doğradığımız domateslerin üzerine 1 veya 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzu serpiyorum. Bu domatesimizi yumuşatacağım. Daha sonra cam kavanozlarımın içerisine dolduruyorum. Domateslerimiz güneşte yumuşayana kadar bekleteceğiz. Ara ara da karıştıracağız. Üzerinde barlanma, küflenme olmaması için ara ara karıştırıyoruz. Yalnız ezmeden karıştıracağız. Domatesimiz ne zaman yumuşadı, o zaman süzme işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi domatesler yumuşamış. Domateslerin sarı suyu çıkmış. Bu sarı suyu kullanmıyoruz. Bu suyu süzdüreceğiz. Turşularımıza veya domates çorbasına kullanabiliriz. Şimdi domatesin suyunu süzmek için ince bir süzgecin üzerinde gördüğünüz gibi süzüyoruz. Domateslerin suyunu süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi 3 litre kadar da domatesin suyu çıktı. Bunu dediğim gibi turşu suyu olarak da kullanabilirsiniz. Domates çorbası da yapabilirsiniz. Yumuşamış olan domatesleri de bir kevgirin üzerine aldım. Kabuk ve çekirdeklerini süzdüreceğiz. Kabuklarını ve çekirdeklerini ayıracağız, kullanmayacağız. Gördüğünüz gibi kalan çekirdek ve kabukları kevgirden geçirdikten sonra tekrar ince telle süzgeçten geçiriyoruz ikinci kez. Gördüğünüz gibi süzgeçten geçirdim. Kıpkırmızı. Kesinlikle içerisinde kabuk ve çekirdek yok. Şimdi bunu kaynatacağım. Tencerenin içerisine alıyorum. Domates suyunda gördüğünüz gibi kesinlikle kabuk ve çekirdek yok. İki tencerede kaynatacağım. İki tenceremi de ocağıma aldım. Altını yüksek ateşe getirdim. Ara ara da karıştıracağım. Koyulaşıp kıvam almaya başlayınca orta ateşe getireceğiz. Ara ara da karıştıracağız. Ve bu şekilde koyulaşana kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Koyulaştıkça sıçramalar daha çok oluyor. O yüzden dikkat etmeliyiz. Dilerseniz bu aşamada salçamız fazla sıçramaması için üzerine çelik bir kevgirle kapatıp hem hava almasını sağlayacağız hem de etrafa sıçramamasını önleyeceğiz. Ara ara açıp karıştırarak salçamız koyulaşana kadar bu yöntemi de yapabilirsiniz. Ben biber salçamda bu yöntemi yaptım. Etraf kirlenme olmadan temiz bir şekilde salçamı kaynattım. İkinci tencerem de aynı şekilde. Kıvamı koyulaştı. Elimize kolumuza sıçrayabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bu aşama biraz tehlikeli oluyor. Mümkünse kaşığınızı uzun saplı kullanın. Ve ara ara da karıştıralım. Tabanına tutmasın. Ocağımızın altı orta kısık arası ateşte. Bu aşamada harlı olursa salçamız yanabilir. Kararma oluşur. Kısık orta arası ateşte kontrollü olarak tutuyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir kaynattığımız domates salçamız koyulaştı. Domates salçamızı ara ara karıştırarak kaynattık. Gördüğünüz gibi tabanı da gözüküyor. Bu aşamada isterseniz direkt kaynatmış olduğunuz kavanozlara doldurup sıcak kapatıp vakumlayabilirsiniz. Dilerseniz de ben güneşte birazcık bekleteceğim. Vakumlamadan o şekilde kullanacağım. Bu şekilde de uzun ömürlü oluyor. Ocağımızı kapatmaya yakın salçalara birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Salçamızın koruyuculuğunu artırmak için hafif tuzu hissedilir olmalı. Mutlaka tuz ayarı için tadına bakmalıyız. Tuzunu da ekledikten sonra, tadına baktıktan sonra bir miktar daha kaynatıyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı.
güzelce koyulaştı. Birazcık daha kaynatacağım ve ocağımı kapatacağım. İyice yoğunlaştı. Gördüğünüz gibi kaşık kaşık. Tam istediğim gibi katı bir kıvamda. Bakın hiç suyu kalmamış. Artık domatesler yapışıyor tavanına. Su kalmadığı için. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar salçamız hazır. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir salça olmuş. Solması için. Tabağın içerisine alıyorum. Bakın kalıp kalıp. Diğer ikinci tenceredeki salçamız da tamam. Şimdi soğuması için genişçe bir yayvan tavanın içerisine alacağım. 20 kilo domatesten hazırladığım salçamızı güneşte bekletip sarı suyunu süzdürüp kullandığım için salçamızın ortalama 1,5 saatte kaynattım. Sizler süreye takılmayın. Domatesine göre değişebilir. Önemli olan salçanızın katı kıvamda olması. Salçamızı bir gün güneşte bekletiyoruz. Güneşte bekletirseniz salçanız hem taş gibi olur, hem rengi güzel olur, hem de çok lezzetli olur. Güneşte beklerken ara ara da karıştıracağız. Güneşte bekleyen salçamız gördüğünüz gibi hem rengi güzel olmuş, koyulaşmış. Aynı zamanda reziti de daha güzel oluyor. Salçamızı kaynatmış olduğum kavanozlarıma dolduruyorum. Koruyuculuğunu artırması için de üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. 0-1 temiz kaynatmış olduğum kapakla da kapatacağım. Dilerseniz buzdolabında, dilerseniz de serin, karanlık, kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kesinlikle uzun süre dayanacaktır. Bozulma olmaz. Buzdolabınızda yeriniz varsa buzdolabında saklamanız ömrünü daha çok uzatır. Siz de bu yöntemlerle ev salçası yapmak isterseniz, anne usulü ev salçası yapmak isterseniz kesinlikle çok lezzetli, taş gibi güzel bir salça yersiniz. Yemekleriniz çok daha lezzetli olur. Kesinlikle bu yöntemlerle denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer salçamızı da güneşte beklettim. Gördüğünüz gibi salçamız taş gibi. Tadı da çok lezzetli. Emin olun yemeklerinizin lezzetini artıracak. Anne usulü domates salçamız hazır. Kavanozlarıma doldurdum. Üzerini kapatacak şekilde yağ gezdirdim. Yağ gezdirmemizin amacı salçamızın koruyuculuğunu artıracaktır. 20 kilo domatesten 2 büyük kavanoz, 1 tane yarımlık kavanoz, küçük bir kase domates salçamız çıktı. Salçamızı serin, karanlık, kuru bir yerde en az bir yıl saklayabiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.